PHP kodlarıyla çalışırken çok sayıda hatayla karşılaşabiliriz. PHP programlama sırasında kodlarla çalışırken bu hataların ekranda görüntülenmesi yararlıdır. Ancak web sitesini kullanan kişilerin bu hataları görmesi uygun olmayabilir. Geliştiricilerin gördüğü hata gösterim özelliğinin üretim sonrasında kapatılması ve kullanıcılara özel hata gösterme özelliğinin açılması çok önemlidir. Server hata kayıtlarına ulaşmak için WAMP kurulum klasörünü açın. Buradaki logs klasörüne girin. Buradaki dosyalara bakarak üretim aşamasındaki geçmiş hata kayıtlarını inceleyebilirsiniz. Şimdi tarayıcı kullanarak önceden hazırlanmış bir dosyayı açın. Ardından metin editörünü kullanarak aynı dosyayı açın. Örneğin satır sonundaki noktalı virgül karakterini silin. Dosyayı kaydedin. Tarayıcı penceresinde dönerek sayfayı yenileyin. PHP sayfada bir syntax hatası, yani kodlamada bir söz dizimi hatası olduğu görüntülenir. Ekranda görüntülenen bu hata açıklamasında beklenmeyen bir fonksiyon olduğu belirtilmiştir. Şimdi metin editörüne geri dönün. Program kodu satır sonunda noktalı virgül beklemesine rağmen beklenmedik bir şekilde fonksiyonla karşılaştığı için bu hata görüntülenmiştir. Tarayıcı ekranına geri dönün. Fonksiyon hatası olarak gözükse de bu aşamada kapatılmayan parantezler ve unutulan noktalı virgül işaretleri kontrol edilmelidir. Açıklama satırının sonunda satır numarası ayrıca gösterilmiştir. Hatalı satır numarasını kontrol etmek için metin editörüne geri dönün. Metin editörü satır numarasını görüntülemiyorsa View menüsünü tıklayın. Ardından Line Numbers seçeneğini tıklayın. Metin editörünün sol yanında satır numaralarının görüntülendiğini görebilirsiniz. Sildiğiniz noktalı virgül karakterini tekrar ekleyerek sayfayı kaydedin. Şimdi tarayıcı penceresine dönüp sayfayı yenileyin. Sayfanın yine sorunsuz şekilde açıldığını göreceksiniz. Satır numaralarının sürekli görünür olması birçok açıdan yararlıdır. Şimdi metin editörüne geri dönün. Yeni başlayanların sık yaptığı hatalardan biri de tek eşittir işaretiyle çift eşittir karakterlerinin karıştırılmasıdır. Tek eşittir karakteri bir değere atama yapmak için kullanılır. Çift eşittir karakteri ise karşılaştırma işlemlerinde kullanılır. Programcının hata denetimini kolaylaştıran birkaç fonksiyon daha vardır. Yazılan PHP kodu çalışırken değişkenler farklı değerler almaktadır. Tarayıcı ekranında kullanıcıya sunulan değerlerin dışında ara değerlerin de görüntülenmesi üretim aşamasında gereklidir. Hata denetimi daha kısa sürede yapılabilir. Bunlardan biri echo değişken şeklinde girilen komuttur. PHP kodunun çalışması sırasında örneğin bir döngü içinde değişken o an hangi değerleri alıyorsa tarayıcı ekranında görüntülenecektir. PrintRay komutu tanımlanan değişkenlerin tüm listesini ekranda görüntüler. Bir diğer kontrol komutu da getType değişken şeklinde kullanılır. PHP kodu içinde geçen bir değişkenin türünü görüntüler. Var alttan çizgi dump komutuysa echo ve getType komutuna benzer şekilde hem değişken tipini hem de değerini ekranda görüntüler. GetDefined vars bir diğer önemli hata kontrol komutudur. PHP kodlaması sırasında tanımladığınız ve PHP'nin tanımladığı bütün değişkenleri ekranda görüntüleyerek olası hataları gidermenize yardımcı olur.